Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş Bildiğiniz üzere geçen haftaki videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Karamanlı Savaşları'nın ilk video, ilk sa e savaşını ele alıp bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Kosova Meydan Muharebesi ve Murat Bey'in vefatı konusu olacaktır. Biz bu haftaki videomuzda sizlerle birlikte Kosova Meydan Muharebesi'ni anlatıp Murat Bey'in vefatı konusuna da değineceğiz. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız Kosova Meydan Muharebesi ve Murat Bey'in vefatı konusunun ilgili kısmına geçebiliriz. Evet. Osmanlı Devlet İdaresi bu sırada önemli bir değişim geçirdi. Çandarlı Hayrettin Paşa hastalanarak 22 Ocak 1387'de öldü. Ve yerine Vezirle oğlu Çandarlı Ali Paşa atandı. O zamana kadar tek bir vezir varken Kahraman Seferinden sonra bu seferde çok gayreti görülen Kara Timurtaş Paşa'ya da vezir payesi verildi. Böylece Çandarlı Ali Paşa da vezir Azam payesine aldı. 1388'de Balkanlarda yeni bir olay ortaya çıktı. O zamana kadar vasal devlet e, yasal devlet hükümdarı olan Tırp despotu Lazar ve Bosna kralı Tvartko, Hırvat prensleri ile Arnavutluk prensleri arasında bir Hristiyan ittifak cephesi kurdular. Amaçları yeni bir Haçlı ordusu kurup Osmanlı devletini Balkanlardan çıkartmaktı. Bu cephenin kurdu kurduğu ordunun ilk başarısı 1388'de Polonya'da küçük bir Osmanlı Akıncı Birliğini bozguna uğratmak oldu. Bundan cesaret alan Macarlar, Ulahlar ve hatta bir Osmanlı uyruğu konumlu Bulgarlar da bu cepheye katıldı. 1389'da Yeni Veziri Azam Ünvanlı Çandarlı Ali Paşa komutasında bin kişilik bir kuvvet ile Rumeli'de sefere başladı. Bu kuvvet başarılar elde edip Edip Tırnova ve Sumnu'yu sum, aldı. Bu sırada Murat Bey Anadolu'da beylerden ve ahaliden yeni bir ordu kurmakla meşgul idi. Ve çok geçmeden Rumeli'den de tak yeni takviye alan bu ordusu ile Bulgaristan'a girdi. Bunun üzerine Bulgar kralı Sisman Hristiyan Bağ e, ittifaklarından ayrılıp teslim oldu. Ordunun bir kısmı Tuna boylarına yönelip stratejik Nibolu ve Silistre kalelerini ele geçirdi. Haziran sonuna doğru büyük Osmanlı ordusu Kartova'da toplanmaya başladı. Ve burada Murat Bey başkanlığında bir harp meclisi kurulup bazı ittifak ordusu üzerine yürüme kararı verildi. Şehzade Beyazıt, Şehzade Yakup ve diğer deneyimli komutanlara göre belirtilerek bir muharebe düzeltiyorum görev belirtilerek bir muharebe planı hazırlandı. 28 Haziran 1389'da Haçlı ordusu ile Osmanlı ordusu Üsküp'ün kuzeyinde Kosova Ovası'nda büyük bir meydan muharebesine giriştiler. Birinci Kosova Savaşı olarak adlandırılan bu muharebede Osmanlı ordusu ile Hristiyan, Sırp, Bosna, Hırvat, Eflak ve Macar ittifak ordusu 8 saat süren bir çarpışmaya giriştiler. Hristiyan ordusu sonunda büyük bir bozguna uğradı. Muharebe bittikten sonra veya muharebe sırasında Murat Bey Sırp soylusu Milos Obilic tarafından hançerlenerek şehit edildi. Böylece Murat Bey harp sırasında öldürülen ilk ve tek Osmanlı sultanı oldu. Bir ölüm kalım savaşı haline girmiş olan çarpışma ve hükümdara suikast dolayı Türk ve yabancı kaynaklarda çok farklı şekilde anlatılır. Birçok Osmanlı kaynağında Murat Bey geleneksel olarak savaş alanında dolaşırken Sırp soylusu Lazarında ama düzeltiyorum. Sırp despotu Lazarında mağdı olan yaralı Milosun hançerine hedef olmuş, otağına götürülmüş ama kurtarılamayarak ölmüştür. Feridun Bey Münşahat ad, adlı eserinde Milosun Müslüman olmak istediği nedeniyle Murat Bey'den Murat Bey'e yaklaşıp yerinde yenin yani yanında sakladı hançerle onu kalp, onun kalbinden vurduğu bildirilir. Dimitri Kantemir ise tarihinde 1. Murad'ın Kosova Savaş Meydanı'na giderken yerdeki ölülerin çoğunun tüysüz delikanlılar olmasının nedenini sorduğunu vezirin kendisine padişahım zaten zafer bundan dolayı bizim olmuştur dediğini Birinci Murad'ın ise bu harp meydanında öldürüldüğü hakkında önceki gece gördüğü bir rüyayı anlatmaya başladığını. Bu sırada civarda yaralı bulunan bir Hristiyan askerin bu komutanların bu konuşanların padişah ve veziri olduğunu anlayıp onlara hücum edip birinci Murad'ın karnına hançerini sapladığını nakleder. Yabancı kaynaklardan özellikle Sırp anlatımlarına göre ise bir Sırp asıl, zadesi olan Milos'un görüşme talep ettiği bunun kabul edilip serbestçe mahiyeti birlikte birinci Murad'ın otağında huzuruna çıktı ve onun üzerine atılıp onu hançerleyip öldürdüğünü yazar. Bu olaylar ile ilgili elde bulunan zamanına ait tek bir yazılı belge ise Bosna Kralı 1. Tvartko'nun Fransa Senatosu'na gönderdiği 20 Ekim 1389 tarihli bir mektuptur. Bu mektuba göre muharebenin başlarında Sırp ağır süvarilerinin bir hücumunda 12 kişilik bir grup Osmanlı ordusunu yarmayı başarmış ve bu 12 soylu süvariden biri 1. Murad'ı öldürmüştür. Bu kaynak karışıklığı dolayısıyla hala gizemini koruyan bu suikast olayı nasıl olursa olsun Seyhsade Beyazıt'ın Muharebe sahasından çağrılıp, otağında ilk Osmanlı Sultanı ilan edilip, kendisine biat edilmesi, yakalanıp eser düşen... Ee, arkadaşlar burada ilk Osmanlı Sultanı derken, Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Bey, Murat Üdvendiger Bey olarak geçer. O yüzden ee, ilk Osmanlı Sultanı şeydir ee, Yıldırım Beyazıt'tır. Evet. Kendisine biat edilmesi, yakalanıp esir düşen Sırp despotu Lazar'ın ve yakalananların muka kabiliyet olarak öldürülmesi, birinci Murad'ın muharebe tam olarak bitmeden bir suikaste uğradığını açıkça göstermektedir. Birinci Murat'ın cenazesi saltanat savı güder gerekçesiyle Kosova'da yeni padişah Birinci Beyazı Demri ile boğularak öldürülen oğlu Yakup Bey'in cenazesi ile birlikte Bursa'ya getirildi ve Çekirge'deki tür türbesine gömüldü. Cenazenin sağlıkla nakli için iç organları Otağının bulunduğu yerde Kosova, Kosova'da defin edilmiştir. Türkler ve İslam dünyasında 1. Murad'a Hüdevendigar lakabı ile kutsallık derecesinde saygı beslenmesine başlanmıştır. Böylece Konya'da hala bulunan, özür diliyorum, böylece Kosova'da hala bulunan İç organlarının defnedildiği yer Meşeredi Hüdevendigar adı ile Çekirge'de bulunan birinci Murat Türbesi birer ziyaretgah olmuştur. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Gerçekten de Murat Bey çok önemli bir Osmanlı Bey'dir. Ve çok muazzam bir bey'dir. Osman Gazi'nin torunudur. 1389 yılında ölmüştür. Ee, ve e, gerçekten de döneminde Osmanlı Devleti e, Devleti'ne, devletine, beylikle devlet arasında, beyliğin biraz üstünde, ama hala devlet sayılamayacak bir konuma getirmeyi başarmıştır. Murat Bey çok muazzam bir insandır. Bölümünde birçok imar faaliyeti, birçok e, hayır işi, birçok e, imarat işi yapmıştır. Savaşları sadece e, büyük oranda diyelim, savaşları büyük oranda, Kahraman Savaşı hariç. Hristiyanların üzerine yapmıştır. Anadolu'da diğer kazandığı Kahraman Savaşı hariç, Anadolu'da kazandı, Türklerden kazandığı toprakları ise, ...ya çeyiz yoluyla ya da para karşılığı e, topraklarına katmıştır. Kahraman Oğulları hariç hiçbir e, Türk beyliği ile Osmanlı Devleti... ...bu dönemde tıpkı bundan önce de olduğu gibi savaşmamıştır. Murat Bey, e, Kahramanoğlu Bey'ini de e, öldürmeyip affetmiştir. Tabii ki Kahramanoğlu Bey'inin affedilmesi... ...akıllara su soru isaretini getirmektedir. Kahramanoğlu Bey'i affedildiğine göre... ...neden, hangi gerekçeyle, hangi bahaneye dayanılarak... ...Savcı Bey e, isyan etmiş olsa dahi... ...çünkü e, Kahramanoğlu'yla savaş var ama... E, ...Kahramanoğlu Bey öldürülmüyor ama Savcı Bey e, öldürülüyor. E, Savcı Bey neden öldürüldü sorusunu da akıllara getirmektedir. Tabii ki objektif olmak gerekirse devletin devamlılığı için böyle bir şeyin olması normaldir. Yani devlete isyan edenin bası kesilir. Bu çok doğaldır ve hala da günümüzde kısmen uygulanmaktadır. Her kim ki devlete isyan ede bası kesile. E, şeklinde bu durumu özetleyebiliriz. Tabii ki Murat Bey e, kötülenemeyecek kadar muazzam ve büyük bir hükümdardır. Allah kendisine rahmet eylesin. Eee diyoruz Ve e, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde Murad-ı Hüdvendigar'ın e, son savaşı, Kosova Meydan Muharebesi ve Murad-ı Hüdvendigar'ın e, e, şehadeti konusuna ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, elimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Bu videonun ikinci kısmında ise sizlerle birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta ele alacağımız konumuz ise Murat Üdvendigar'ın son videosu olacaktır. Biz önümüzdeki hafta sizlerle birlikte... Murad-ı Hüdivendigar'ın saltanat döneminin değerlendirmesini yapıp ondan sonraki hafta ilk Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt'ın hayatına başlamış olacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olun inşallah.